Selam canlarım. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok ama çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Koştum geldim Almanya'dayım. Çok soğuk burası. Şimdi biraz sessiz konuşuyorum. Siz kendi ekranlarınızdan sesi yükseltirsiniz veya da kulaklıkla dinlersiniz. Böyle bir arkadan kedi sesi gibi mır mır sesler gelebilir. Çünkü benim oğlum uyuyor burada. Onun için de onu odasında yatmıyor. Odasında yatmayınca da ben de rahatsız etmek istemiyorum. Ve burada saat gece 3:30. Valla ben ne yaptım biliyor musunuz? Böyle kartlarımı buraya ayarlamıştım. Gittim oğluşumu uyuturken ben kendimi uyu kal. Hep böyle oluyor zaten. Ondan sonra dedim ki o ve ben açılımı çekmem lazımdı. Instagram'da şey yapmıştım işte sormuştum. Bunu mu istiyorsunuz, bunu mu istiyorsunuz diye o ve ben istediler. Dedim yapayım ben bu açılımı fakat dedim yani ayarladım, niyetledim, kartlarımı temizledim, ne bileyim ne neler yaptım. Gittim şurada devirdim kendimi yattım yani. Ne yapayım? Yorulmuşum ya. Bütün gün oraya koştur, buraya koştur. Burada da nasıl biliyor musunuz? Şey gibi. Hava böyle kapalı. İnsan yemin ederim depresyona, bunalıma girmeye şey oluyor yani böyle elverişli oluyor. Nasıl bir şeyse ben düşünüyorum nasıl yaşamışım acaba burada diye ama yaşanıyor işte. Yani sanki şey gibi böyle düşünün ki açık şey kapalı cezaevleri olur ya aynı onun gibi yani hep her şey maraton iş ev yemek filan hep böyle her şey bir disiplin halinde güzel yanları da var güzel olmayan yanları da var mesela hiçbir araba korna sesi yok ben alıştım Türkiye'de dat deri dat 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 o ona böyle kornayı öyle bir basıyor ki yani sanarsın adam hayatını anlatıyor kornoyla. O bile de insana bir renk veriyor. Bir camdan kafanı uzatıyorsun. Bir yere gitmesen bile bir sağa sola baksan 2-5 insan geçiyor. Görüyorum burada ne insan geçiyor ne bir şey geçiyor. Hayvan bile yok yani sokaklarda. Çünkü herkesin hayvanı evde. Bu kadar basit yani. İşte Deutschland mı? Deutschland yani. Millete de böyle bir geliyor ki acaba gelse 2 gün zor kalır burada. İşte yaşam şartları ondan dolayı herkes bir Almanya diyor ama işte şey yapmışlar ha ne güldüm bu arada TikTok'ta Almancılar Almancılar çikolata getirin Almancılar hep çikolata getiriyorlar işte kahveler çaylar filan ya bir de şarkısını yapmışlar anasını satayım ne gülmüştüm ona nereden nereye geldim şimdi burada şöyle bir enerji var içeyim. Üst taraf büyük bir açılım yaptım, ayarladım. Üst taraf 10 kişi. Bu orta tarafta da aranızda olacak durumlar. Alt tarafta sizle alakalı. Ve sonuç olarak da buraya çektim. Böyle koydum. Hazırladım. Bir bana anlatsınlar. Ben de size anlatayım. Şeyi sevmiyorum ben yani. Böyle bana ne anlatacaklarını hani işte bilinç altına iniyorum şu an bilincin üstüne çıktım işte olası geleceklerden geldim bu taraflara buradan gittim köşeden döndüm sağdan filan gibi değil bana ne diyorlarsa kulağıma ben de onu söyleyeceğim size o kişiyle ilgili. Siz de kendinize uyanları teker teker alacaksınız canlarım benim. Yalnız ben şunu söyleyeyim. Başıma ağrı girdi. Her zamanki gibi benim başım buraya oturduğum zaman nasıl bir enerji ise şey gibi çekiyorum arkadaş böyle var ya mıknatıs gibi çekiyorum yani. Bakalım. Bugünkü hikayemizde kimler var? Yani kimlerle enerjim tutuyor? Tişörtüm nasıl? Böyle bol şeyleri çok severim. Böyle salaş böyle. Bunların böyle XXX yaşlarını da giyerim ben böyle. Çok seviyorum böyle şeyleri.
Anlatsınlar, ben de anlatmak istiyorum ama nedense bir duruyorlar, tutuyorlar. Daha bir tıkırtı gelmedi, bir gelse ben de size anlatacağım. Kahvemi içeyim. Yani birden bir başlatacaklar konuşmaya, susmak bilmeyeceğim de bekliyorum. Bakalım nasıl olacak. Bundan sonra da şey açılımı istedim, onu yapacağım. Üçlü ilişkiler. Üçlü ilişkiler, dörtlü ilişkiler, beşli ilişkiler. Allah'ım ya Rabbim. Mesela evlilere çekin Melek Hanım diyorlar. Bir kere de eriller yazdı bana. Dediler ki biraz da bizim için yapın dediler. Hep dediler işte böyle bayanlara yapıyorsun. Sen de dedim bayanlardan al kendine yor falan dedim. Onlar da istiyorlar ha. Yani erillere uygun açılım da istiyorlar. Aslında dişil, eril yapıyoruz. Oradan aldı. Yok, özel istiyorlarmış beyefendiler. Bakalım bir gün yaparız evet ki. Bir kere yaptım, izlenmedi bile yani. 2000 küsur izlendi. Onun için yapmamıştım. Peki bakalım şimdi. Niyet ediyorum ilahi kanaldan doğru bilgileri almaya deyip bakalım neler olacak, neler anacak. Çok soğuk bir enerji var burada biliyor musunuz? Yani o kişiyle aranızdaki soğuk bir enerjiyi alıyorum şu an. Ve bu kişinin sizden size yaptığından dolayı tamam mı? Bir affedilemeyiş, bir sıkıntılar, aradaki belki üçüncü kişiler, aradaki durumların düzelmemesi, bunların arada yarattığı enerji soğuk bir enerji ve o bu da bir şey söyleyeyim mi? Yani o kişinin tarafındaki enerji tamam mı? Soğuk fakat sizin tarafınızdaki enerji buzdolabı difrizi yani. Siz tamamen artık soğukluk enerjisine girmişsiniz. Nedense arada böyle bir şey var ama yani soğukluk olabilir, dargınlık olabilir ama çekim var, çekim. O çekim yasası tamam mı? O bütün buzları eritir zaten. Bakalım şimdi anam avuçlarının içi üşüdü biliyor musunuz? Resmen yani öyle bir enerji. Bakalım ne diyor kişi? Benim hayatımda çok fazla değişiklikler oluyor diyor ve diyor bu olan değişikliklere karşı diyor stres yaşıyorum, sıkıntı yaşıyorum. Artık diyor fazla işlerle, güçlerle, insanlarla uğraşmak da istemiyorum biliyor musun diyor. Hayatımı artık yavaşlatmak istiyorum diyor. Yani eski öyle eski ben değilim diyor o kişi size. Bak. Hayatımı yavaşlatmak, hayatımda önemli olan şeyleri tutmak, önemsiz olan şeyleri çıkarmak. Yani kendi hayatımı biraz böyle dengeye sokmak istiyorum diyor. Seni takip ediyorum diyor. Seni takip etmek zorundayım daha doğrusu. Ne olursa olsun diyor. Ben seni hep takip etmek zorundayım diyor. Bir yandan da işlerimle uğraşıyorum diyor. Benim olduğum durum şu anda şu diyor. Ne diyor? Bundan 8 gün önce, 9 gün önce çok yoğun seni hissettim. Yani sana ulaşma hissiyatım olmuştu. Fakat tekrardan kendimi durdurdum diyor. Yavaşlattım diyor. Eğer aramızda sorun varsa. Bazılarınızın da arasında böyle bir geri çekilme, bir duraklama, işte başka şeylere adapte olma, sizi ikinci, üçüncü plana atma ve bundan dolayı da size rahatsızlık duyduğunuzu biliyor ama diyor ki yani yapacak bir şeyim yok diyor. Benim fazla diyor zamanım yok. Fazla diyor işlerim çok fazla diyor. Onun için de diyor bu sıra yavaşladık biz seninle diyen bir o kişi var. Peki aranızdaki ilişkideki durum neymiş? İlişkideki durum şu. Şimdi çok güzel. Özellikle bayan olan taraf, siz belki bir meditasyon, belki bir enerjiyle uğraşıyorsunuz, belki benim gibi tarotçusunuz veya sizin hisleriniz çok kuvvetli, tamam mı?
Bu sıralar kendi enerjiniz alanında kalıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ben enerjimi toparlamam lazım. Kendimi rahatlatmam lazım. Zihnimi boşaltmam lazım. Biraz işlerime, insanlara konsantre olmam lazım. Benim sırtımda sorumluluklarım var, yüklerim var. Aile büyükleri de olabilir, çocuklar da olabilir. Ve korkulardan uzaklaşmam lazım diyen, tamam mı? Sizsiniz. Yani o taraf değil, sizsiniz. Siz de aranızdaki enerjiye baktığım zaman size doğru olan enerji bunları söylüyor. O kişi daha yavaş, daha kendi işlerine adapte, daha kendi hayatında işe yaramayan şeyleri çıkartmakla meşgul ve ikiniz de farklı şeylerle uğraşıp fakat ikinizin ortak alanında birbirinizi çok yoğun bir şekilde düşünüp ama ikiniz de birbirinizden geri duran bir enerjiyle karşı karşılayayım ben burada. Şimdi duygular var. Duygular var. Fakat vazgeçmek zorunda kalmış bir o kişi var, bir de siz varsınız burada. Şimdi iki kişi de birbirine bağımlı. Yani vazgeçmek zorunda ya bırakıldınız, ya şartlar bunu gerektirdi, ya da siz bir sınır çizip o kişiyi hayatınızda bir yere aldınız. Yani bir yerde durdurdunuz. Şimdi ben şöyle yapayım. Benim bir kız geldi şuraya oturdu. Konsantrem sıfır. Cin gibi geldi şuradan aklım çıktı. Bir dur hele. Tamam mı? Yani bağımlısınız. Tamam mı? İkiniz de birbirinize bağımlısınız. Veya bu kişinin başka şeylere bağımlılığı vardı. Bunlardan dolayı vazgeçmek zorunda kaldınız. Ne kadar sevsem de, ne kadar beklesem de yani sessiz kalıp bir kez ailemle, arkadaşlarımla, çevremle onlarla artık uğraşacağım ve yani bana bir şey katılmıyor bu ilişkide deyip kenarıya çekilirmiş yani ortak olan tarafta. Yani kenarıya çekilmiş çünkü istediğiniz gibi ilerlememiş bu ilişki. Tıkanıklıklar var, sorunlar var. Ondan dolayı da bir duygu yönünden azalmalar, güven yönünden azalma, işte size söz verilen yapılamayan durumlarla ilgili sıkıntılar yaşanmış ve durağan bir süreç olduğu gözüküyor. Peki, o kişi ne yapıyormuş bu? Şimdi diyor ki, ya bu var ya herhalde buradaki toprak grubu, tamam mı? Şimdilik bana verilen bir toprak çıkmış, bir de hava grubu çıkmış. Şimdi maddiyata önem gösteriyor. İşte çalışayım, daha çok kazanayım. Çalışıp kazanırsam diyor, bazı şeyleri daha iyi yapabilirim. Şu anda diyor alanım dar. Benim kapım dar. Oradan geçemiyorum. Düşünüyorum nasıl yapacağımı ama bir şeyler uymuyor diyor. Ve maddiyatla ilgili olduğu için diyor hayatımda diyor bir şeylerden vazgeçemiyorum. Yani kaybedersem yoksun kalacağım korkusu, endişesi var diyor o kişinin aklında. Öncelikle onu söyleyeyim. Siz bakın siz öğretmen olabilirsiniz. Yani veya bir öğretim üyesi olabilirsiniz. Yani büyük bir kapıda çalışıyor mesela devlet memuru olabilirsiniz. Bankada çalışıyor olabilirsiniz. Şimdi çok insanlarla veya bir meslek peşinde de koşup uğraşabilirsiniz. Kendinize farklı bir alan arayan, iş arama konumunda da olabilirsiniz. Şimdi dediğiniz şey şu. Ben o kadar çok o kişiye değer, kıymet verdim ki kendi işimi, hayatımı arka plana attım diyen bir dişil var burada, tamam mı? Ve sürekli işte haberleşme, işte onun mutlu olması için fedakarlıklar, şunlar filan, işte bazılarınız da maddi yönden bile destek olmuşsunuz. Yani her bakımdan tam destek, full destek. Aptal canlarım benim yani. Kızım, bin kere söylüyorum size. Erkek
dediğin adam kadından para istemez, tamam mı? Bir adam kadından para istiyorsa saniyede kaç git oradan yani. Öyle bir şey olamaz ya. Ne kadına hesap ödettirilir ne de kadına dan para ister. Vallahi suratına tükürürüm yani, yemin ederim. Öyle bir şey olabilir mi? Niye o zaman bu adam ki, gitsin kendini atsın o zaman bu. Şimdi bak nereden geldim, sinirlendim. Şimdi burada diyor ki böyle durumlar da olmuş olabilir aranızda ve siz de uyanışa geçmişsinizdir. Artık bir şeylerin farkındasınız diyor. Yani ya bu ilişkide kullanıldınız, kusura bakmayın, geçmiş olsun, ya da bu ilişkide sizin merhametiniz kullanıldı, bunun farkına vardınız. Artık bir şeylerin farkındasınız, gözünüz açılmış. Yani gelsen de bu kapıyı çalsan da, bir şeyleri düzeltmek istesen de, duygularıma, hislerime yenilmeyeceğim diyen bir siz varsınız burada, tamam mı? Şimdi bakalım. Şimdi bu diyor ki bir havalar bunda. Burada da ateş elementi çıkmış. Bir havalar, bir havalar. Havalar 1500, tamam mı? Yalnız şimdi buradaki eleman da yakışıklı yani. Giyindi mi, kuşandı mı, böyle bir hava. Böyle girdiği yerde dikkat çekiyor. Anlatabildim mi? Yani diyor ki kendine şöyle bir şey yüklemiş arkadaş. İşte ben istediğimi bulurum. İstediğimi hayatıma alırım. İstediğimle bir şeyler yaşarım diyor, tamam mı? Gel gelelim geçmişimi bırakmam diyor. Geçmişim burada dursun. Hani sen gidersin, senin yerine başkası gelir. Ama diyor benim geçmişim burada diyor. Veya bu insan evlidir. Benim evliliğim, yuvam, çoluğum, çocuğum her neyse buradadır. Ama ben yaşayabilirim. Dışarıda her şeyi yaşayabilirim. Ama burası benim kutsal alanım. Buraya kimse giremez diyen de bir kişi var burada. Şimdi. Bakın, bu kişi sürekli olumsuza odaklanıyor, tamam mı? Dumkopf sürekli kafasında yani bir şeyleri yapmak istiyor ama önünde hep engeller koyuyor kendi. Hep engeller koyuyor ve sizin ona sunduğunuz hiçbir şeyi görmemiş. Görmemiş, arkasını dönmüş ve zorluğa doğru gitmiş. Aslında arkasını dönüp baksaymış, o kadar güzel fırsatlar varmış ki kaçırmış. Şimdi bunun hayatında anne figürü olabilir, eş figürü olabilir, negatif enerjilerle uğraşan biri var. Tamam mı? Bu adamın hayatını, o kişinin daha doğrusu, terse çeviren, yani giderken böyle hop U dönüşü yaşattıran birileri var. Ve diyor ki aslında diyor ben diyor o yoldan gitseydim, bu yolda size çıkıyor, tamam mı? Sevdiğim kişinin yolundan gitseydim, onu dinleseydim en azından deneyimlendim, belki daha güzel şeyler olurdu. Ama nedense ben şuursuzca diyor, farkındalığı yok çünkü, burada diyor kalmayı tercih ediyorum, zor da kalmayı tercih ediyorum diyor. Şimdi bir kere çok düşünüyor, çok mutsuz. Çok akıllı bir insanla birliktesiniz fakat çok da mutsuz bir insanla birliktesiniz. Ve sürekli bir endişesi var bu kişinin. Yani aile büyüklerinden çekindiği bir durum var. Etrafındaki insanlardan bir şeyleri saklamaktan yorulmuş, gizlemekten yorulmuş ve sürekli bir endişe, bir kaygı içerisinde. Yalnız siz ona öyle bir sağlam bir kişilikle gitmişsiniz ki, sağlam bir karakterle gitmişsiniz ki, onun size yapmadığı, yani diyor ki ne zaman benim başıma bir şey gelse veya ne zaman şey olsa bana yetişir, arasam gelir diye böyle bir güvence vermişsiniz bu insana. Yani sizi hayatında böyle şey gibi görüyor, yani kale gibi görüyor. Şimdi bakalım. Sizin onunla ciddi bir ilişki istediğinizi ve aynı zamanda da aile olmak istediğinizi kupa olmuşsun. Bunu zaten biliyor. Fakat diyor ki ben diyor bunu sana veremiyorum diyor. Çünkü ben diyor yani kendi diyor işim, kariyerim, maddiyatım hep kendinde bu insan, bakın. Ve siz
O insanın ne kadar burnu yere düşse oradan alıp takmayacağınızı bildiğiniz halde, bir şeylerin sizin istediğiniz gibi gitmediğini bildiğiniz halde gene haberleşmekten, zamanında işte şimdi değil de gene fedakarlık etmekten yorulmamışsınız diyor burada. Neden fazla yapmışsınız? Fazla yaptığınız için de gerit etmiş. Anlatabildim mi? Yani burada eksik yapmışsınız bir şeyleri. Şimdi o kişi diyor, bırakın diyor. O nasıl gururluysa siz de artık o gururu takının diyor. Çünkü bu kişi hep ego, gururdan böyle işte ben gitmem, ben yapmamlarda böyle gerizekalı. Tamam mı? Ya bu kişi evli. Tamam mı? Evli yani. Bakın karısı var, çocuğu var. Fakat bu evlilik içerisinde de mutlu değil. Öncelikle şimdi çok enerjiler olduğu için anlatacağım, kendinizi uyanı alın. Evlilik içerisinde mutlu değil. Özellikle de bu ya 4 yıldır ya 3 yıldır bu evlilik bu konumda olduğu gözüküyor ve ona sunulan hiçbir şeyi görmüyor. Sadece çocukları için orada ama çok kibirli. Kibir, büyüklenmiş, kendi kendine böyle bir havalarda, civalarda, anlatabildim mi? Yani burada deniliyor ki mutsuz burada ama gene de durmakla ısrar eden ve kalmakla ısrar eden bir o kişi var burada. Şimdi bırakın diyor size, kalsın. Bırakın, ellemeyin orada. Ne kadar mutsuzluk yaşarsa, ne kadar oradaki durumda sıkıntı yaşarsa zaten ondan sonra bu kişi buradan bir rahatla bir sıçrama yaşayabilir diyor. Onun haricinde siz onu sürekli yap 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 veya öyle mutsuzsan bana gel şudur budur dediğiniz takdirde diyor bu insan inadına yapmıyor bunları diyor. Bırakın akışına diyor. Şimdi diğer yorumu da şu. Şimdi diyor ki o kişi şu anda çok mutsuz. Ona kim ne sunsa, ne söylese dörtlü vakitler, yani bu 4 gün olur, 4 hafta olur, 4 ay olur. Hiçbir şeyden keyif zevk almıyor. Sadece bekliyor, gurur yapıyor, adım atmıyor. Hiçbir şey yapmak istemiyor yani. Hiçbir şey yapmak istemiyor. Şimdi aranızdaki enerji şu, geçirdiğiniz zamanları düşünüyorsunuz, size verdiği değeri düşünüyorsunuz, diyorsunuz ki ya bana işte ilişkinin ilk zamanlarında ne kadar değer veriyordu. İşte böyle yazlık, böyle denizlik yerlerde zaman geçirmiş olabilirsiniz veya su kenarlarında, anlatabilir miyim? İşte belki de siz böyle bir şeyde tanıştınız, ne diyorlar ona, bir eğlence yeri olabilir veya küçüklükten tanışabilirsiniz, aynı iş arkadaşı olabilirsiniz. Yani onunla geçirdiğiniz aynı alandaki zamanları düşündüğünüz zaman iki taraf da aynı böyle aynı şekilde çok seviniyorsunuz. Fakat kimse burada, o kişi de siz de ne yazık ki ne yaşanıldıysa, ne kadar sorun varsa da arada, kimse özgür olmayı seçmiyor. Siz de seçmiyorsunuz, o da ruhen özgür olmayı seçmiyorsunuz. Yani bu durumu iki kişi böyle konuşmasa da, sorun yaşasa da, problem yaşasa da bir türlü farklı, mesela dişil enerji başka bir tarafa gitmeye niyet ediyor, tamam diyor ama yapamıyor. Öteki taraf desen işte bir bakayım, konuşayım, edeyim, hayatıma başkasını alabileceğim mi diyor. Yok, yapamıyor. Böyle bir ki birbirine kilitlenmiş bir enerji var burada. Anlatabildim mi? Sanki buradaki bana anlatılan şeylerde böyle bir ikiz ruh alevliliği var. Benim aldığım enerji o. Şimdi aranızdaki durum şu olacak şimdi. Diyor ki size, bakın kılıçlar soğuk enerjiyi anlatır. Şimdi işte bu kişi bana geldiği zaman bunu yapacağım, onu yapacağım, bu bana bunu yaptı, onu yaptı. Hırsla, kinle, nefretle hareket etmeyin diyor. Çünkü bu kişinin, yani o kişinin yönü, yolu size doğru. Bakın bir eriyor, bir eriyor günden güne.
Günden güne mum gibi eriyor bu kişi, mum gibi. Çünkü niye özlüyor? Yapamadıklarından pişman, size diyemediklerinden pişman, size sunamadıklarından pişman. Bırakın diyor, bu bir ilahi bir süreç diyor. Bu sürecin yaşanması lazım da aralarımızda. Onun için diyor, bırakın bu mum gibi erisin, 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 sönmesine yakında gelsin sizi bulsun. Anlatabildim mi? Şimdi dediği şey şu. Ben diyor, bakın bu o kişi de böyle bilge bir kişilerden yardım alabilir. Yani belki aile büyükleri, belki de danışmanlık alabilir, tamam mı? Kendini sorguluyor. Diyor ki ben diyor niye yolumu bulamıyorum? Niye diyor yani kendi yolumu bulamıyorum. Ben diyor niye diyor kendimi diyor hep diyor aynı yerde buluyorum diyor. Dönüyorum dönüyorum bir türlü çıkışı bulamıyorum. Hep aynı yerdeyim, hep aynı yerdeyim. Ve diyor ben biliyorum ki diyor karşı tarafa yani size dediği şey şu. Ben ona iyi bir iznelim bırakamıyorum. Güven veremiyorum. Bana güvenmiyor, bana sırtını yaslamıyor. Neden bu bizim hayatımızda oluyor diye kendini sorguluyor şu anda. Ve onun yolunu aydınlatan büyük birisi var. Bu baba olabilir, abi olabilir. Yani birilerinden bir akıl alıyor. Neyi nasıl yapması gerektiğini anlatıyorlar. Diyorlar ki buna, sen bir şeyleri zorlamıyorsun. Sen zorlamadıkça da bir şeyler senin önüne gelmiyor diyor. Yani bir şeyleri zorlaman lazım ki sonunda onun ferahını, rahatını çıkasın diyorlar. Ama bu diyor bu mesela biraz bir şeyi kapıyı aralıyor, bakıyor diyor ki aman diyor bu kapıyı açamıyorum diyor, bırakıyor orada tekrar geriye dönüyor. Yani affedersin bir tarafları yemiyor bunun. Onun için de zaten bir türlü o kapının arasından geçip gidemeyen bir o kişi var bu. Şimdi bakalım. Diyor ki şimdi aranızda bir kere çok güzel bir uyum var. Burada ruhsal böyle ruhlarıyla konuşan iki kişi var. Kızgınlığını da ona o günkü mesela konuşmayabilirsin, kontağın olmayabilir ama sen ona dargınsın, kızgınsın değil mi? Ruhunla ona o enerjiyi yollayabiliyorsun. O da sana yollayabiliyor. Anlatabildim mi? Şimdi burada bir kere imparatoriçe çıkmış. Şöyle bir durum var. Şimdi sizlerin burada kimle enerjimi tutuyorsa dişil enerji, tamam mı? Daha çok emek veren, işte her şey için emek vermiş. Hayatı boyunca emek vermiş biri var burada. Kendi tırnaklarıyla bir yeri gelmiş. Çocuğu varsa çocuklarına, ailesine, herkese emek vererek bir yerlere gelmiş. Ve aslında o kadar çok güzel şeyleri hak ediyor ki ve o hak ettikleri de ayağının ucuna geleceği söyleniyor. Yani onun en büyük zenginliği para, pul, o bu değil, gönül zenginliği. Sadece istediği şey hayat arkadaşı, yanında sırtını dayayacağı biri. Onun için de zaten diyor ki yani bu hayattaki en güzel şey iki kişinin, iki aşk yaşayan, iki duygusal bağı olan ilişki yaşayan kişinin diyor güzel muhabbet etmesi, güzel anlaşması, oturup bir çayı kahveyle keyifle içmesi diyor. Buna önem gösteren bir dişil var burada. Anlatabildim mi? Yani saygı, sevgi onun için daha çok önemli. Yani paradan işte daha önemli olduğunu gözüküyor. Şimdi aradaki enerjiniz şu. Bakın diyor ki İki tarafta denge kurulsun istiyor aslında. Denge kurulsun istiyor. Fakat şimdi burada bazılarınız, tamam mı, bu ilişkiye iyi tohum ekmemişsiniz. Yani belki karmik ilişkiler olabilir burada veya işte iki taraf evlidir. İşte bunların aralarında sınav yaşayanlar vardır, tamam mı?
Fakat diyor ki ne ektiyseniz, tamam mı, onun meyvesini alacaksınız. Bunlar hepiniz içlerinde ne ektiyseniz onu biliyorsunuz zaten. Tamam mı? Ne kadar saklasanız da benden saklayamazsınız. Ben görüyorum yani. İçlerinizi görüyorum sizin. Onun için o işte mesela kalben böyle kinli, nefretle, işte kötülükle olan kişiler zaten hiçbir şeyin mükafatını alamazlar. Ama saf sevgiyle, aşkla seven kişiler bunların meyvelerini toplayıp yiyecekler diyorlar bana. Anlatabildim mi? Şimdi denge zaten kurulacak. Şimdi bir kere şöyle bir durum var. Aranızda o kadar çok evrenden çekim var ki böyle. Mesela o kişi sana söyleyemediği, hissettiği, sen ona bak, sen sana baktığı zaman hissettiklerini dile getirememiş hiçbir zaman için, tamam mı? Sevgisini tam anlamıyla sana ifade edememiş. O kadar çok, o kadar çok seni seviyormuş ve seviyor ki, ama bunu o kişi bir türlü anlatamamış. Çünkü bu kişi, tamam mı, şey bir insan değil böyle, yani sevgisini ifade eden biri değil. İşte gösteremeyen bir tip, yani gösteremeyen bir tip. Söylüyor, kıymet değer veriyor, düşünüyor ama farklı yönden bunu anlatıyor. Yani sizin istediğiniz gibi değil. Ama bu insan sizi seviyor mu? Gerçekten seviyor. Kimse seviyor mu? O kişi gerçekten seviyor. Burada bana denilen o. Şimdi, ay çok sevindim. Çok sevindim, çok sevindim şurada gördüğümü. Şimdi bunun hayatında bakın, bırakın diyorum size. Bak, ben bir şey biliyorum da diyorum, tamam mı? Bilmesem yani buraya çıkıp da bunca senedir şurada konuşmam. Bırakın diyorum, onun hayatında bir karışıklıklar olacak, tamam mı? Olacak yani, bir kıyamet, bir kasırga kopacak, bir bekleyin diyor. Ondan sonra bu üçüncü aylarda bu, tamam mı, o kişi artık bir şeyler kafasına böyle tak 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 vura vura öğrenecek ve sabitliğinden artık çıkacak. Diyecek ki bir adam bir uyanış yaşayacak, bir artık diyecek bir Allah'ım ya Rabbim bana ne oldu diyecek, yani ne oldu bana diyecek, bir uyanış yaşayacak. Ondan sonra size aşkla, sevgiyle böyle var ya, her şeyi böyle ayaklarınıza sererek gelecek bu kişi deniliyor bana. Siz ister isteyin, ister istemeyin, bu kişi size aşkla gelecek, tamam mı? Tekrardan başlayacaksınız, tekrardan birbirinize sevginizi sunacaksınız. Ondan sonra kendinize böyle küçük bir dünya kuracaksınız. O, yani her şey böyle sil baştan o kadar güzel ilerleyecek ki, yalnız bırakmanız lazım diyor size. Kendi enerjinizi de onun enerjisini de sıkıştırmayın diyor. Bu süreç diyor yaşanması lazımdı bazılarınız için diyor. Hem birbirinizin kıymetinizi anlamanız için, hem de sizin kıymetinizi anlaması için diyor. Şimdi bakalım. Şimdi burada deniliyor ki bana. Şimdi bu var ya, kesin sizin ya çocukluğunuzdan ya da aynı mahallede büyüdünüz, tamam mı? Ya çocukluğunuz birlikte geçti ya da aynı iş yerinde falan tanışıyorsunuz siz. Çünkü sürekli paylaştığınız şeyler eskiye dayanıklı şeyler. Fakat burada şöyle bir durum var. Aranızdaki enerji, ikinizin de enerjisi o kadar yüksek ki, acaba ikiniz de ateş elementi misiniz, nesiniz yani, o zaman böyle bir patlama oluyor, biliyor musunuz? Onun için diyorum yani. Şimdi baskı kuruyorsunuz birbirinizin üzerinde diyor. Bunu yapmayın. Sen ona böyle, bu sana böyle. Böyle bir inatlaşma, bir şeyler olmuş arada. Bunu yapma diyor. İşte sen onun göz önünde olmasını istemiyorsun. O senin senden biraz böyle ön planda olmasını istemiyor. Böyle bir enerjiler var diyor. Bunu bir dengeleyin diyor. Bunu dengeleyin diyor. Birbirinizi törpüleyin diyor. Eğer birbirinizi törpülemezseniz diyor, tamam mı, bu ilişkide hep böyle bir patlama, bir çatışma oluyor diyor. O da sizin ilişkinizi yıpratıyor deniliyor bana. Tamam mı? Şimdi harcamalarına dikkat et güzelim benim, tamam mı? Gidip de yani iki donun varsa üçüncü donu alma diyor sana. Biraz paranı tut diyor burada. Çünkü
Senin diyor 4. aya kadar diyor bak para sıkıntıların böyle inişli çıkışlı olacak. Biraz dikkat et diyor. Dişil taraflar size iletiyorum. E zaten diyor bak sen diyor oradan alıyorsun oraya koyuyorsun. Oradan alıyorsun oraya koyuyorsun diyor. Fakat böyle bir durum var sende. Senin diyor kenarda böyle 2-3 kuruş paran olmadı mı kendini mutsuz hissediyorsun dişin diyor. Onun için de diyor paranı tut. Paranı tut diyor sana. Yani öyle çala çaputa yatırma diyor burada. Uyarı veriyor. Onu da sırf sana çıktığı için söylüyorum buradan. Şimdi o kişi seni tamam mı? Ne ailesi arasında kalmış olabilir. Aile büyükleri arasında kalmış olabilir. Bekardır. Veya boşanma aşamasında da olabilirsiniz. Tamam mı? Bir şeyler diyor askıya alınmış burada. Kendinizi uyana alın. Ve diyor ki bir uyanış yaşayacak. Bu askıya alınmak kötü bir şey değil diyor. Bak o kişi tarafından askıya alınmışsınız. Tamam mı? Ama size diyor ki bu diyor içe dönüş aslında. Yani düşmesi bitmiş anlamında işte ilişki bir daha olmayacak anlamında değil diyor. Bu diyor öyle bir şey ki İki tarafında birbirini kıymetini anlaması için aslında diyor bir uyanış gerçekleşmesi için diyor bu diyor geriye çekiliş diyor bırakın diyor size diyor yani diyor o kişi diyor zaten her şeyin farkında neyi yanlış yaptığını neyi eksik yaptığını nerede hata yaptığının nerede yanlış yaptığının hepsinin farkında diyor siz dik durun dişiller. Sağlam durun. Önemli olan ne biliyor musunuz burada benim bu koca açılımdan bana gelen söyledikleri? Siz neyle mutlusunuz? Ona bakın diyor. Neyle mutlusun sen hatun? Sen nerede mutlusun? Nasıl mutlusun? Sen nerede iyisin? Sana neresi iyi geliyor? İlk önce bunu çöz diyor. Ondan sonra senin şartlarına uyan şekilde ilerle diyor. Aranızdaki ortak neler olacakmış bakalım durumlara. Bak niye buraya geçirdiler beni? Aslında burada iki kart daha var ha. Şimdi bu burada kalsın. Bakar mısın? Şimdi diyor ki ateş elementi, koç, aslan, yay, dişiler. Siz kafanızda zaten bazı şeyleri planlamışsınız. Sizin birinci planınız olmazsa ikinci planınız da var. İkinci plan olmazsa üçüncü planınız da var. Tamam mı? Ve diyorsunuz ki ben hiçbir şeye mecburiyetim yok kardeşim. Şimdi hiçbir şey de beni tutamaz diyorsunuz. Ben neyi nasıl istersem öyle yaparım. Sonradan zaten pişman olup benim ayağıma da gelse ben ona ne yapacağımı biliyorum diyen kişiler var. Şimdi burada diyor ki biraz esip gürlemeyin diyor. Biraz diyor sakin düşünün, iyi düşünün. İki taraflı düşünün diyor. Yani esip geçmeyin diyor. Çünkü bu ateşlerde böyle bir durum var. Bir an bir parlarlar, ondan sonra fos diye sönerler. Çünkü asların aslında içlerinde çok merhametlilerdir. Ama onu kimse görmez tabii, göstermezler. Neden göstermezler? Zayıf yönlerini kesinlikle göstermez ateş grupları. Onları çok güzel gizlerler. Mesela bir yengeç gibi, bir balık gibi, bir akrep değil aralarında değiller yani. Onun için de burada onu vermişler. Bana. Şimdi deniliyor ki ikiniz için de ortak gelecekte. Şimdi canlarım benim kafanızda bir sürü soru işaretleri var dişiller sizin. O kadar çok soru işaretleri var ki bu soru işaretlerinden dolayı da hep böyle yani boşuna mı yaşadık anasını satayım bunca şeyi hiç sebep ne ben yani bir bakıyorsunuz geçmişte bakıyorsunuz neler yaptım neler ettim yani ben düşünürken burada yani nereden anlatsam size biliyor musun o kadar yoğun enerjiler var ki ben yoruluyorum ben yoruluyorum o kadar çok fedakarlıklar var burada ve size diyor ki bakın o kişiye neyi öğretim biliyor musunuz diyor size o kadar güzel cevap veriyor sizi taşımasını öğretin diyor. Sizi taşımasını öğretin. Bakın, o kadar ilişkide kavgayla, dövüşle ilerleyeceğinize ben dişilim kardeşim. Beni taşıyı bakayım. Sen beni nasıl taşıyabileceksin? Anladın mı? Beni taşıya. Ya benim bir ağırlığım var. Benim bir kriterim var.
Ben bir kadınım. Beni bir taşımayı öğrensen önce, ondan sonra gel hayatıma diye bunu öğretin erkeğe. Hayatınızdaki o kişiye. Hazır tepside kendinizi sunduğunuz sürece diyor, bu onu öğrenmez. Alayım buradan bir, oh bir parmak tadayım. Oh ne güzel. Alayım buradan tadayım. Ondan sonra canım istemiyor, doydum deyip kenarıya bırakır. Anladınız mı? Yapmayın bunu diyor. Karar verin diyor. Çoğunuz iki seçenek arasında kalacak arkadaşlar. Ve iki seçenek arasında ikinci aylarda bayağı bir sıkışık enerjiler olacak. İşte bunu mu seçeyim, bunu mu seçeyim, böyle mi yapayım, böyle mi yapayım diyor. Karar veremeyeceksiniz. Fakat size diyor ki, sizin için en önemlisi ne iyi geliyorsa onu seçmeniz lazım diyor. Buradaki seçeceğiniz yol doğru yol, bu yol diyor size. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Şimdi bakalım ortak enerjinizde diyor ki, şimdi kaygı, endişe içerisine girmeyin. Amanın da bu gitti de, o kişi gitti de, öyle de oldu da, böyle de oldu da, vay anam, vay anam dövünüp durmayın diyor size. Bırakın diyor, bırakın. Bakın bırak gitsin ya. Bırak gitsin yani, anladın mı? Size diyor arkadaşlarınız, dostlarınız, çevreniz diyor yeter. Şu durumda yeter diyor. Farklı şeylerle uğraşın diyor size. Ve diyor bakın bazen kendiniz de yargılıyorsunuz ve kendi yaptıklarınızdan yana kendinizi suçluyorsunuz diyor. O kişiye karşı utanç duymak gibi bir şey bu böyle diyor, tamam mı? Ve diyorsunuz diyor yani işte başkaları duysa benim bu yaptığımı derler ki sen nasıl bunca şeyi yaptığında, nasıl bunları yapabildin, nasıl bir şuurla, nasıl bir zihinle yaptın derler diye diyorsun. Kendinle böyle bir oturup böyle bir iç sesinle bir konuşman var senin diyor. Ama bunu yapma, bu sana iyi gelmiyor çünkü deniliyor. Şimdi bazı iki, bak şimdi o kişi neyden kaçıyor biliyor musunuz? Sizden kaçmıyor. Sizden kaçmıyor bu kişi. Bu kişinin kaçışı kendinden kaçıyor. Tamam mı? Bu kişi kendini arıyor. Bırakın kendini bulsun bir. Bırakın bir kaçsın, bulsun, odalıya koysun, boşalsın. Yani burada çünkü öyle bir enerji var ki bakın. Ne dedim burada? İyi tohum ektiyseniz onun mükafatını alacaksınız. İşte bu iyi tohum ekmişler kişiler de mükafatlarını alacaklar. Yani onlar diyor bir araya gelecekler, kavuşacaklar, güzel bir şekilde ilerleyecekler deniliyor bana. Şimdi hırs yapmayın. Hırs güzel bir hırs hangi durumda? Benim için hırs var ya ilişkilerde ben hırs hiçbir zaman yapmamışımdır. Kestirip atmışımdır. Bana ne yani Allah'ın denyosuyla uğraşacağım demişimdir. Hiç hırsa mırsa giremem ilişkilerde. Çünkü neden biliyor musunuz? Ben bilirim. Onlar tekrar benim ayağıma geleceklerini bildiğim için hiç hırs yapmam. Hiç nefret etmem. Hiç kin beslemem. Kestirir atarım. Neyde hırs yaparım biliyor musunuz? İş, kariyer, okul, meslek, nereye iyi gelebilirim, nasıl kendimi geliştirebilirim, bu yönde hırs yaparım. Size de diyor ki hırs yaptığınız yönler yanlış. Mesela o kişinin de hırs yaptığı yön yanlış, sizin de hırs yaptığınız yön yanlış. Siz birbirinize hırslanarak gidiyorsunuz ve ne oluyor burada? Hayatınızda birçok şeyi kaçırıyorsunuz diyor. Şimdi burada ne var biliyor musunuz? Bazı o kişiler, o var ya o. Dunkoflar. Diyorlar ki bazıları size dişiler beni olduğu gibi kabul et diyor. Yani ben evliysem beni böyle kabul et diyor. Benim hayatım yanlış bir şeydiler varsa beni böyle kabul et diyenler de var. Size bunu kabul ettirmeye çalışan enerjiler de var burada. Diyor ki size siz bunu kabullenirseniz diyor, tamam mı? Siz diyor kendi hayatınızı elinizle diyor mahvedersiniz diyor. Hiçbir şeyi kabullenmeyin. Size doğru olanın peşinden gidin diyor. Bunları gördüm, bunları hissettim. Size uyanı alın, kabul edin. Uymayanı evrene geri yollayın. Sanki böyle burada böyle bugün, tamam mı? Hem size öğüt verdi, hem o kişiden bilgi verdi. Hem de kendi hayatınıza nereye neler yapacağınızı
anlattılar bana. Vallahi bana ne dedilerse onu anlattım, tamam mı? Şimdi o kişi için diyor ki, şimdi sizi adım atmasında hilekarlık yaparak gelebilir hayatınıza, tamam mı? Yani bir şeyleri mana ederek gelebilir. Şimdi bunun var ya, söyleyemediği o kişinin o kadar şey var ki boğazında düğümlenmiş. Fakat ben şunu bilirim, şunu söylerim. Bu kişi, tamam mı, size romantik bir başlangıçla gelecek. Seni özledim, seni çok özledim veya seni seviyorum ben kadın, yani yeni anladım bunun farkına vardım diye böyle söyleyerek gelecek, tamam mı? Şimdi size diyor ki kendinizi şifalandırın, doğala zaman geçirin, böyle zihninizi bir temizleyin, size ne iyi geliyorsa onu yapın. Çünkü neden mi? Kendinizi şey yapmayın, hırslanarak böyle kinlenerek, yani çivi çiviyi söker moduna girmeyin. Kendinizi hayatınızda karmalar yaratmayın, negatif düşünmeyin diyor size, tamam mı? Çünkü bunları yaptığınız sürece diyor, hep diyor kendinizden kaybediyorsanız, dikkat edin, bakın, hep diyor kendinizden kaybediyorsunuz diyor. Şimdi bu kişinin zaten yolu yönü size diyor ve sizin ikinizin ruhsal bir bağlantısı var diyor. Bunu kabul etmeniz lazım diyor. Bütün her şey çok güzel yoluna gelecek diyor. Yeter ki diyor hangi yoldan gideceğinizi bilin diyor. Güneş kartı size burada. Aldım, kabul ettim. Aldım, kabul ettim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da bekliyorum canlarım. Tschüss.